Habere dair bir iki yorum paylaşalım. Belki sizler de müşahede etmişsinizdir. Bazen sorunları dile getirdiğimizde çözüme dair bir girişimde bulunulduğunda o sorun daha çözümsüz bir hale geliyor. Elektrik faturalarında bunu gördük. Belli bir kilovate kadar bir ücret tarifesi vardı. Tepkiler olunca farklı bir düzenlemeye gidildi ama bu da soruna çözüm olmadı. Sorunu daha da büyütür bir hale geldi. Şimdi Mustafa Genç haklı olarak şöyle bir yorum paylaşmış. Hükümet kira fiyatlarına müdahale etmesi demek kiraların daha da kötü duruma gelmesi anlamını taşıyor. Açıkçası artık sorunlar dile getirildiğinde çözüm konusunda da endişeyi taşıyor vatandaş. Acaba çözüm sorunu daha büyük bir hale getirecek mi, getirmeyecek mi? Asgari ücrette gördük bunu değil mi? Asgari ücret zam alınca %50 oranında ne oldu? Hemen sonrasında asgari ücreti vatandaşın cebinden zamlarla bir şekilde çekip aldı birileri. Devam edelim. Ekonomideki kriz yine vatandaşı vurdu ve vatandaşın parası yine kendisine fayda etmedi. Kullanılmayan havaalanları ve otoyollar için para saçılırken hastane projeleri ise tek tek rafa kaldırılıyor. Son 6 ayda 10 kentte yapılması planlanan hastane projelerinin ihaleleri bütçe yetersizliği gerekçesiyle iptal edildi. Ülkenin birçok şehrinde hastane açığı yaşanırken 10 devlet hastanesinin inşaatına ekonomik kriz nedeniyle bir türlü başlanamadı. Yap işlet devret yöntemiyle büyük şirketlere aşırı pahalıya yaptırılan şehir hastanelerine oluk oluk para akıtılırken, ucuza mal olması için devletin kendi kaynaklarıyla yaptırmayı planladığı 10 hastanenin ihalesi bütçe yetersizliği gerekçesi sunularak iptal edildi. Hastane ihalelerinin iptal edilmesinde Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı maliyet hesabının ekonomik krizle birlikte aşırı yükselen inşaat maliyetlerinin çok altında kalması etkili oldu. Her gün değişen fiyatlar yüzünden önlerini göremez hale gelen müteahhitler, devletin hazırladığı yaklaşık değerlerle hastanelerin yapılamayacağını idarelere iletti. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ve toplam 2500 yatak kapasiteli 10 hastanenin ihalesi iptal edildi. Hastaneler Kars, Bingöl, Şırnak, Manisa, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Aydın, Ordu ve İzmir'de yapılacaktı. İhaleler iptal edildiği için bu illerde hastane yetersizliği yüzünden yaşanan sağlık sorunları yaşanmaya devam edecek. CHP Balıkesir Milletvekili Doktor Fikret Şahin, ihaleleri iptal edilen 6 hastanenin 2022 yılı yatırım maliyetinin 3,3 milyar lira olduğuna dikkat çekerken, Sağlık Bakanlığı'nın bütçe kaynaklarını şehir hastanelerine akıtması yüzünden devlet hastanelerine para bulamadığını iddia etti. Şahin, faaliyetteki 13 şehir hastanesinin kira ve hizmet bedelleri için bu yılki bütçeye 21,5 milyar lira ödenek konulduğunu, ancak dolara endeksli ödemeler yüzünden bütçeye gelecek yükün şimdiden 30,5 milyar liraya çıktığını söyledi.